Sen Como Gölü'ne mi geldin? Çok değişik bir adet. Alo. Como'dan herkese ciao. Ciao. Valla çok değişik bir alet ha. İtalya'daki ilk durağımız Como'dayız. Como Gölü'ne doğru yürüyor muyuz arkadaşlar? Yürüyoruz. Fotoğraf şekilde şekilde yürüdüğümüz için 4 saattir şu sokaktayız. Göstereyim ben. Como'da icelerini merak etmeyin. Bütün taşları çektik arkadaşlar. Bütün taşların hepsini çektik, göreceksiniz. Ve kim var burada? Demir. Benim. Bak, yakışıklım bye bye var ya burada. Bye bye. Demir. Demir. Niye asabilsin bu kadar? Como'ya geldik diye mi? Tamam, söz seni Milano'ya götüreceğim. Como'ya adını veren Como Gölü'nün kıyısındayız. Şu muhteşem doğayı görüyorsunuz değil mi? Zaten Como'yu Como yapan işte bu göl ve dağların çevirdiği şu muhteşem manzara. Como Gölü Avrupa'nın en büyük üçüncü gölü. Burasının derinliği bazı yerlerde 400 metreye kadar varıyormuş. Zaten Como'nun da neredeyse en büyük gelirlerinden biri bu göldeki işte turistik. Görüyorsunuz turistik ziyaretler. Şu sırayı göstereyim size. Daha saat çok erken olmasına rağmen. Bunlar tekne turu için. Şöyle görüyorsunuz tekneler var. Burayı turluyorlar ve bunun sırası uzayıp gidiyor. Bu sadece bir tanesi için. Şöyle şurada devam ediyor. Buraya geldiğinizde eğer böyle bir etkinlik yapacaksanız, mesela şöyle küçük tekneler de var. Önceden gelip sıraya girmeniz şiddetle önerilir. Tabii ki de biz böyle bir sıraya girmeyeceğiz. Şimdi burası Como'nun merkezi ama burada sayısız kasabalar var. Şöyle dağın eteklerinde kurulmuş birçok kasaba ve turistik yer var. Şimdi oraları da gezeceğiz. Önce merkezden başladık. Kasabalara arabayla geldik, arabayla gideceğiz. Arabayla gelmekten de bahsedeyim. Milano'ya yaklaşık 45-50 dakikalık mesafede burası. Araç için park yeri zorlanmıyorsunuz. Çokça otopark var. Ücretleri de yaklaşık biz 5 saat falan kalacağız. 10 euro civarında bir ücreti olacak. Bu da bilginize arabayla gelecek olanlar için söyleyelim. Ama buraya tren seferleri de var. Yine İtalya'nın merkezinden gelebilirsiniz. Vapurla, tekneyle seferler düzenleniyormuş. Oralardan da gelebilirsiniz. Biz arabayla geldik. Como'da şöyle bir dilim pizzacıya geldik. Çok çeşit var. Böyle görüyorsunuz. Biz iki dilim yedik yaklaşık. Dilimden biraz daha az olabilir. 6,5 euro ödedim. Biri margaritaydı, diğeri de böyle baconlı bir şeydi. Şöyle bir mekan göstereyim size. Adı da Rome Antica. Şöyle mozzarella topları varmış. Uygun fiyatlı. Hemen Como Gölü'nün çok yakınında burası. Tavsiye edebilirim. Böyle ucuz atıştırmalık isteyenler için. Berat, bize anlatsana. Tam 4 saatte nasıl pizza sipariş verdin? Solgardım bu. Mete sen iyi yapıyorsun. Al bana bir tane. Bir de içli köfte mi yedin? Gerçekten harikaydı. Bu da güzel ama bence bizim Türk'ten pizzası daha güzel. Yani 4 dilim yedin. Hala diyorsun ki yok bunu beğenmedim, yok böyle oldu, yok şöyle oldu. Biraz hamuru sert bunun. Kıtır kıtır. Biliyorsun. Ya Demir sen niye böyle mutsuzsun ya? Bebeğim niye mutsuzsun sen ya? Ölürüm sana. Mete biz nereye geldik abi? Şu anda Como'nun merkezindeyiz. Çok, çok güzel bir katedrale geldik değil mi? İnanılmaz bir katedrale geldik. Bak sizle beraber ben de ilk defa görüyorum. Şimdi kamerayı böyle açık tuttum. Aman tanrım. Incredible. Abi çok iyi. Şöyle göstereyim size. Burası Como'nun en önemli ikonlarından birinin olduğu yer. Şöyle karşısında hemen restoranlar, bir şeyler yiyip içeceğiniz yerler ve katedral. Yani Como'da şöyle bir mini bir pazar kurmuşlar. Biraz fiyatlara bakalım mı? Çeri domates 7.50. Sicilya domatesiymiş. Şu elma 3.20. Şeftali 4.50. Fiyatlar maşallah. TL'ye çevirmeyin. Yoksa psikolojiniz bozulur. Como'nun bu dar sokakları çok keyifli. Birçok restoran, kafe, alışveriş, mağaza yani her şey var. Yürümesi de çok keyifli. Hava birazcık sıcak ama biz böyle bir turluyoruz serbest şekilde. Şimdi yavaştan arabaya doğru gidip arabayla kasabalara gideceğiz. Birkaç tane ünlü kasabası var. Bir onlarda da neler var neler yok onlara bakacağız. Sonrası bilmiyorum. Birazcık spontane geziyoruz. Yemek mi yiyeceksin Demir? Yemek mi yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Annesi ne yediriyor Demir'e? Demir'in de yemek yediği manzara da şöyle bir manzara yani. Demir, hadi ye bakalım. Abi İtalyanlar gerçekten bizim gibi. Biz normalde yanlış sipariş getirdim masaya değil mi abi? Bu yanlış bizim değil dedik ama bize bu tabağı ikram ettiler. Hoş, nice, güzel değil mi? Bedava olan her şeyi severim. Adamsın. Como Gölü'nün
kasabalarından biri olan Argenio'ya geldik. Argenio Garden Bar diye bir mekan bulduk. Burası şöyle görüyorsunuz. Havuzu var, plajı var, şezlongları var ve Como Gölü'ne girebiliyorsunuz buradan. Şöyle fiyatları da göstereyim. Yemekler 6 Euro'dan başlıyor. İçecekler de kahveler 2 Euro'dan, biralar 5 Euro'dan başlıyor. Burası şu anlamda çok güzel. Hem böyle çok güzel bir kasaba burası. Argenio kasabası. Aynı zamanda da burada göle de girebiliyorsunuz. Havuz da var. Burada şezlong kiralayabiliyorsunuz. Tanesi 15 euro olması lazım. Oturup şezlong kiralamadan yemek de yiyebiliyorsunuz. O anlamda çok tavsiye edeceğimiz çok güzel bir yer burası. Mekan tam katedralin karşısında. Argenio Garden Bar, Restaurant and Pool. Tabii biz ne yapıyoruz? Buraya kişi başı 15 euro vermemek için hemen sağ tarafta halk plajına gidiyoruz. Ali abi, yine biz 15 euro kişi başı kardayız, doğru mu? Doğru. Niye? Söyleyeyim niye? Burası restoran yeri. İtalyanca konuşmam, siz anlamazsınız diye Türkçe söylüyorum. Restorante. Hemen yanı bedava, burası 15 euro. O yüzden yanına gidiyoruz. Yanına gidiyoruz, aynen. İşte buradakisi daha güzel. Hemen gidip onun önündeki demin şeye gideceğiz buraya. Yaptığım etkinliği övmek isterken ben bura mesela şurada su bozuluyor değil mi? İşte hemen sağda. Bir tek bu danamız yatıyor. Berat sen nereye gidiyorsun? Öyle. Lan. Daha Berat, iki gün önce bir dakika. Daha iki gün önce Mavi Bar'da yüzüyordu. Kanalda. Kanalı atlıyordu Adana'da. Şimdi gelmiş Como Gölü'nde yüzecek kardeşim. Allah Allah. Çekeyim tabi. Ama şahane bir kasaba burası da. Argenio kasabası. Aklınızda olsun. Bize de burada yaşayan bir Türk. Aksanı İtalyan da ama. Evet, Sivaslı bir Türk. Sivaslı bir Türk söyledi. Biz de geldik şimdi. İtalyan helikopter Sivas. Pisti de varmış bu arada burada. Helikopterle gelmek isteyen varsa gelsin. Ben birazdan indiriyorum. Abi su da güzelmiş ya bu arada. Hadi ilk kim suya giriyor onu çekeyim bari. Mete ilk sen mi giriyorsun? Yani ben şu an girdim. Ha, Mete girdi, evet. Mete'yi çekti. Suya girmek demiyorum. Nasıl, derin mi? Ama tertemiz aslı. Soğuk mu, nasıl? Gelmiyor musun? Yok, ben gelmiyorum abi. Neden? Bak ayağıma bak. Hadi size iyi yüzmeler. Bitiyor. Ben? Sen git. Berat beni böyle çeker misin dedi. Ben de çekiyorum. Merhabalar. Nasıldı su? Como Gölü'nün suyu. Tavsiye ediyor musun? Harika. Bayağı açıldınız ama İsviçre'ye kadar gittiniz yani burada. Buraya gelince bana bir farklılıklar oldu. Ne oldu mesela? Bilmiyorum. Vücudumda, hormonlarımda değişiklik. Sevdiği renkler değişti. Nasıl mesela sevdiği renkler değişti? Bilmiyorum. Biraz pembe sevmeye başladım. Desenler de değişti galiba. Özge, sen bu konuda bir şey diyor musun? Tanımıyorum. O değişiyorsa ben de mecbur değiştim, tanımıyorum. Dün kanalda yüzüyordu, bugün komada yüzmüş. Hayat. Başka. Neyse biz mayonu giydin mi kardeş? Ama seninkilerden bir tane var burada, ben göstereceğim sana biraz. göstereceğim sana. Como'dan çıktık, Lugano'ya geldik. İsviçre Lugano'dayız. Burası İtalya dışında İtalyanca'nın en çok konuşulduğu şehir. İsviçre'de, İsviçre sınırında ama İtalya'nın tam sınırında olduğu için İtalyanca kültürü ve dili tamamen buraya hakim. Ama şehre girer girmez İsviçre'nin o muhteşem düzeni, yaşam tarzıyla hemen baş başa kalıyorsunuz. Biz dün İsviçre'den İtalya'ya inerken Lugano'nun üstünden geçmiştik ve resmen büyülemişti bizi şehir. O yüzden bugün Como'ya kadar gelmişken tekrardan bir Lugano'ya geldik. Lugano'da birazcık turlayacağız. Berat nasıl Lugano? O kadar Avrupa ülkesi gördüm, en iyisi burası. Kaç tane gördün lan? Çok gördün mü? Gördüm. 6-7 tane gördüm. Çok iyi değil mi? Abi burada yaşayan insanlar çok şanslı ya. Moralim bozuk yani şu an. Ciddi anlamda. Sen bayağı bir yıkıldın şu anda. Vallahi moralim bozuk. Bizim neyimiz eksik diye ben düşünmeye başladım. Ne var? Ali abi. Şuraya gel, bir tane bandoban açan ne oldu? He, bir tane açsana abiden. Vallahi Ali abi çok güzel değil mi? Simyon tuzu bozuldun sus. Burada yapacağınız en güzel aktivitelerden bir tanesi de bu botlardan kiralayıp şu muhteşem nehirde gezintiye çıkmak. Bence yapacağınız en güzel aktivite bu olabilir burada. Bunu mutlaka deneyin ya da direkt tekne turları var. Onlara da gidebilirsiniz ama kendiniz kiralayıp böyle keyfi olarak şurada bir gezintiye çıkmak bence muhteşem bir etkinlik.
Tam şehir meydanında yine çok güzel bir alan kurulmuş. İşte krepler, bakery'ler, dondurmalar, insanların sosyalleştiği güzel bir etkinlik var. Yine ona denk geldik. Abi şu karavanlara bayılıyorum ya. Çok güzel bir karavan yapmışlar. Bu arada bir festival var. Sanırım bir konser gibi bir şey de var burada. Umarım vardır. Efsane güzel olur. Long Lake Festival. Evet, bugün etkinlik var. Harika, muhteşem. Şöyle bir sahne kurulmuş. Ortam aşırı güzel. Gerçekten her girdiğimiz yer bir öncekinden böyle bizi daha hayrete düşürüyor. Bu yiyip içilmiyor. Biraz pahalı yani, olduğu için. Evet, biz sadece bakıyoruz doğru. Pahalı. Abi mesela güzel pizzaya benziyor. Ama pahalı dediği gibi. Bu arada meraklılar için söyleyeyim. Burada Avrupa'nın en büyük kasinolarından bir tanesi var. Lugano Casino. Şimdi onun oraya geldik. Orayı da bir göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük, çok gösterişli bir kasino. Meraklılar için böyle bir bilgi de vereyim. Buraya gelirseniz şöyle bir yer. Burası binanın sadece bir tarafı. Daha diğer tarafa doğru devam ediyor. Önde bir otoparkı var. Karşısında saray gibi bir yer var. Şöyle de bir sanat eseri var burada. Büyüklüğünü göstermem için önüne kadar döndüm. Kocaman bir yer burası. Ama kumar kötülüklerin anasıdır. Yine yemek yemeye geldik ama menülerde boğulduk. İtalyanca bir menü. Sürekli çeviriden herkes şeye bakıyor. 20 dakikadır menülerde ne yiyeceğimize bakıyoruz. Şöyle bir restorana geldik. Vistalago. Ristorante Vistalago. Burada makarna, pizza, işte burger falan filan var. Fiyatlar da 15 ile 30 euro arasında. Yemekten yemeye çokça fark ediyor. Ben ton balıklı pizza söyleyeceğim. Fiyatı 17 euro. Hatta 17 frank, öyle söyleyeyim. Berat, karar verdin mi? Karar verdim. İtalyan burgeri yiyorum. İtalyan burgeri yiyorsun. Evet. Abi sen karar verdin mi? Evet, yemekleri sipariş edeceğiz, bekleyeceğiz. Ama efendim pizza yiyecek. O da pizza yiyecek. Peki. Berat'ın hamburgeri geldi. Berat, bir ye bakayım şu muhteşem İtalyan burgerinden. Hadi bir ye, bir ye. Hadi. İtalyan burgerinin farklarını bize anlatır mısın Berat? Peynir yok. Allah Allah. Nasıl kardeş? Çok mu kötü? Çok kötü değil ama. Kantin hamburgeri. Kantin hamburgeri. Teşekkürler. Yorumun çok nazikti. Teşekkürler. Berat'a gelen muhteşem hamburgerden sonra gerçekten güzel bir pizza geldi. Napoli usulü. Sen de margarita mı söyledin Özge? Biz ton balıklı ve soğanlı söyledik. Hamburger hakkında bir de... Kantin hamburgeriymiş. İnsanlar yoğun bir şekilde festival alanına doğru gidiyorlar. Biz de merakımızdan nereye gidiyoruz biz şu an? Festivale mi? Festivale. Bakalım neymiş bu festival? Ne festivaliymiş? Nasılmış? Görelim bakalım. Bu arada pizza aşırı iyiydi. Aşırı. Hamburger rezilmiş ama pizza çok iyiydi. Öneriyorum mekanı. Vistalago. Hazır mısın festivale? Hadi bir Michael Jackson dansı. Bu arada caddeyi trafiğe kapatmışlar. Efsane de olmuş. Özgür özgür yürüyoruz. Berat, mutlu musun? Mutluyum bak. İnsanlar bakıp gülüyor. Ben de güldüm. Biz şimdi konser alanına doğru ilerliyoruz. İnşallah vardır müzik falan. Heyecanla bekliyoruz yani. Ortam çok güzel bu arada gerçekten. Çok kaliteli 10 numara o bir ortam var. Evet, müzik başlamış. Abi festivallere denk gelince çok mutlu oluyorum ya. Çok keyifli oluyor çünkü. Bayağı bir kalabalık. Burası İsviçre ama inanın İtalya'dan bir farkı yok kültür olarak. Evet, şimdi biz müziğin keyfini çıkaralım biraz. Berat, sen de mi yaptırıyorsun? Ben neredeyim, ne yaptırıyorum hiçbir fikrim yok. Evet, Berat yüzünü boyatıyor. Görüyorsunuz. Kültür zehirlenmesi yaşasın. Aynı oldu. Oo, yakıştı kardeşim, sarı sarı. Kızı deleli gibi oldun. Özgür. Özgür. Birinim. Berat ve yüzüne yaptırdığı boyalarla birlikte biz artık Lugano'dan ayrılıyoruz. Beni gerçekten muhteşem bir yarım gün geçirdik Lugano'da. Aşırı beğendik. Bugün festivale de denk geldik. Çok keyifli geçti. Çok keyifli, çok eğlenceliydi. Aynen. Lugano'yu öneriyor muyuz? Kesinlikle öneriyoruz. Beni burada bırakın. Seni mi? Beni burada bırakın. Sahil şeridinde süper
Yani gerçekten hem yani. İtalyan esintisi var hem İsviçre'nin evet. O muhteşem böyle refah düzeyini hissediyorsun değil mi kesinlikle. Şehirde? Lugano, Milano'ya yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Buraya yolunuz düşerse mutlaka 1-2 gün ayırmanızı tavsiye ederim. Bizden bu kadar. Görüşürüz. Ciao.